Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Yine sizlerle birlikte 2 Ramazan 1443 tarihinde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bize ikram ettiği muhteşem noktalardan bir tanesinden Süleymaniye Camii'nden iftarı beklerken programına Bismillah diyerek başladık efendim. Malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı bizlere öyle büyük güzellikler ikram ediyor ki bu ikramlar karşısında ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Oruç ibadetini elhamdülillah bir hakkın tutma gayretindeyiz. Lakin o oruçtan sonra iftar saatlerini takip eden bir hepimizin de dahil olduğu bu sene Rabbime hamd olsun teravih namazlarına gidiyoruz. Sonrasında yine bir telaş, lakin bu arada elbette sahur için hazırlıklar yapılacak. Bunun telaşı mümini bekliyor. Böyle birbirini takip eden silsile halinde, bir gayret halinde Ramazan-ı Şerifimizi geçirmeye inşallah niyet ettik. Dün birinci orucumuzu tutmuş olduk. Bugün ikinci orucumuzu inşallah önümüzdeki saatlerde hep beraber iftarın sevincini sizlerle paylaşarak açmış olacağız. Yepyeni bir kapının ardında bizi bekleyen huzura şahitlik edebilmek için. Elbette oruç ibadeti farklı birçok yönüyle mümini ilgilendiren müminden bir yönü itibariyle hesap noktasında müminden sorulacak hususiyetleri ona öncesinden biz hani talebeyken kopyayla alakalı bir şeyler duyardık. Lakin bize bazıları bir şey söyler, bak bunu unutma, bu çok önemli dedikleri hususlar vardır. İşte oruç da bak kardeşim mümin şunları unutma, ben sana geliyorum, lakin bunların sen çok faydasını göreceksin diye çok güzel bir şekilde not ediverir. Elbette onlardan bir tanesi bedene sıhhat oluşudur oruç ibadetinin. Sonra ruhu tezyin edişidir. Ruhu bir yönü itibariyle oruç ibadeti bütün dünyamızı kuşattığı gibi kuşatır ve o ruhun kendisine has melekeleriyle birlikte dünya hayatında olan o kişi için güzelliklerin kapısının önünde durabilmesine yönelik ikazlarda bulunur. Ve nihayetinde elbette toplumsal bir ibadettir oruç. Hoşgörüdür aslında, yardımlaşmadır, diğergamlıktır ve merhamettir oruç. Bütün bunlarla birlikte aslında söylenecek bir hususiyet var. Onu da şöyle izah etmek lazım. Süleymaniye Camii'ne şöyle birazcık daha yaklaşalım da öyle söyleyelim istedim bunu size. O hususiyet şu sevgili dostlar. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bir kuluna merhamet edeceği vakit kalbine nazar edermiş. Bakarmış o kalpte kimler var. Ve Cenab-ı Allah o kalptekilerle birlikte topyekün kim var ise o kalpte, o kalbin sahibiyle birlikte merhamet edermiş. Büyük bir lütuftur bu. Aslında Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Ramazan-ı Şerif'e muhatap olan insanları sanki Ramazan-ı Şerif'in kalbindeymiş gibi Ramazan-ı Şerif'le birlikte rahmete ve merhamete gark ediyor. Böyle güzellikleri yaşayabilmek, tadabilmek, böyle güzelliklerden istifade edebilmek için bizlere düşen vazife, biz eğer orucu muhafaza eder, korursak, oruç da elbette bizi muhafaza edecektir ve koruyacaktır. Bugün müminin kalkanı oruç başlığında sizin gönül hanelerinize bu güzel sohbeti ikram etmek için misafir oluyoruz. Birbirinden değerli konuklarımız elbette Ramazan-ı Şerif boyunca bize eşlik edecekler. Bugün de çok kıymetli iki konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarımızdan Doçent Doktor Selim Argun hocamız ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizden Profesör Doktor Soner Gündüzöz hocamız bizlerle birlikte olacaklar. Elbette oruç bizi korur, bizi muhafaza eder. Biz onu muhafaza etme gayretinde olursak. Ama öyle bir hususiyet var ki sevgili dostlar, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer siz Kur'an-ı Kerim ile hemhal olursanız, Kur'an-ı Kerim sizin itibarınızı arttırır. Dünyadaki değerinizi, dünyada hem Cenab-ı Allah katında hem de kullar katındaki değerinizi arttırıverir inşallah. O da yoldaş olur size aynı oruç ibadetinde olduğu gibi. Bugün Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibimiz, değerli hocam Yunus Balcıoğlu beyefendinin okuyacağı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle iftarı beklerken programına başlamış olacağız. Efendim hoş bir zaman dilimi iftara kadar sizi bekliyor. İftarın hoşluğuyla buluşması ümidiyle sizin de bizlere eşliğinizi bir yönü itibariyle muhabbetle başlatabilmek için Kur'an-ı Kerim tilavetine gönüllerimizi açacağız. Efendim bendeniz Necip Karakaya, iftarı beklerken programına hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صدق الله العظيم. Maşallah, tebarekallah Yunus Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah tesirini halk eylesin inşallah. Ve Ramazan-ı Şerifiniz her geçen sene daha da ziyade güzelleşiversin sizler için ve hitabınızı, sesinizi, sadanızı duyan ümmeti Muhammed için. Allah razı olsun. Evet değerli seyirciler, bugün yine çok kıymetli iki konuğumuzla girişte de ifade ettiğimiz gibi Ramazan-ı Şerif'in bu iftarı beklediğimiz hoş vakitlerini sohbetlerinin güzellikleriyle inşallah bezeyeceğiz. Değerli hocalarımız bizlerle birlikte ama
Hasreten Kur'an-ı Kerim o kadar güzel yolumuzu aydınlatıyor ki Cenab-ı Allah bu güzelliklerden, bu düsturdan, bu şiardan hiçbirimizi mahrum eylemesin şu mübarek günler hürmetine. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz Allah inşallah. Allah razı olsun, çok şükür. Hamd ediyoruz. 2 yıllık bir hasretten sonra elhamdülillah yeniden yasakların, kısıtlamaların yavaş yavaş azaltıldığı, kaldırıldığı bir ortamda Ramazan-ı Şerif'e giriyoruz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak en kısa zamanda külliyen bu pandemi sıkıntısını hem ülkemizden hem ümmetimizden hem de ümmeti Muhammed'den defuref edilesin diye. Amin inşallah. Soner Hocam size hoş geldiniz. Hamdolsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hoş bulduk Necip Hocam. Afiyettesiniz değil mi efendim? Afiyetteyiz. Sizleri gördük. Daha mutlu olduk. Bu güzel mekanda hocalarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hocam zaten dua niyetine de çok güzel şeyler söyledi. Bize amin demek düşüyor. Her hali Ramazan-ı Şerif'in dua oğlu veriyor Selim Hocam. Bir karşılaştığınız küçücük bir çocuğun biraz tebessümle size bakışı duaya sebebiyet veriyor. Ya da bir yaşlı amcanın bir bankta otururken yanına yanaşan bir kediye bir böyle muhabbet nazarıyla ya da eliyle böyle okşarcasına bir yakınlaşması hakikaten bir duaya sebebiyet veriyor. Bakıyorsunuz minareler yükselmiş, yüzyıllar ötesinden size hediyeler bırakmış ecdat bir duaya vesile oluyor. Ama bunların hepsi bir Ramazan-ı Şerif'in tekrar size gelmesiyle aslında yeni gelen bir paketinden açılmış bir hediye gibi değil de yüzyılların muhabbetini dahil etmiş şekilde gönlüne, uhdesine öyle verilen bir hediyeymiş gibi her iftar o hazzı, o muhabbeti yaşatıyor. Ve siz de anlıyorsunuz ki muhterem hocam ben en azından öyle bir haliyet ruhiyedeyim bugün. Hakikaten bütün bu güzelliklerle sizi Cenab-ı Allah muhafaza ediyor ve bir kalkan mesabesinde olan oruç merak etme kardeşim. Birlikte sağlam yürüyeceğiz diyor. Bu mesajı veriyor size. Ama biz bilemiyoruz hocam. Aslında bu işin hakikatinde oruç aslında nedir? Ve oruç deyince bizim hatırımıza belli saatler arasında bazı şeylerden kendimizi mahrum etmek midir? Oruç nedir aslında Selim hocam? Eyvallah. Aslında oruç yılda bir sefer hepimizin ihtiyacı olan bir yeniden diriliş, kendine gelme, insaniyetimizi hatırlama, kalplerimizin incelmesi, empati yapabilme, diyarganlık, şefkat ve merhamet duygularının aslında zirve yaptığı ve insanların ahlaki meziyetlerinin, ahlaki vasıflarının, erdemlerinin bir okul içerisinde terbiye edilerek ön plana çıktığı Cenab-ı Hakk'ın hakikaten bizlere bir hediyesi. Sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi. Ve millet olarak, insanlık olarak, ümmet olarak topyekün bir öze dönüşe ihtiyacımız olduğu bu günlerde, bu sıkıntılı günlerde aslında Ramazan-ı Şerif hepimize bir ilaç gibi geldi. Tabii ki Ramazan nedir, oruç nedir? Deruni anlamlarını konuşmadan önce belki terim anlamı nedir? Biraz onlara bahsederek müsaadeniz olursa bir girizgah yapmış olalım. Türkçe'de oruç aslında dilimize Farsça'daki rozadan Türkçeleşmiş olarak gelen ve Arapça'da savm ya da siyam olarak ifade edilen hicretin 2. yılında kıblenin değişmesinden hemen akabinde farz kılınan, Kur'an-ı Kerim'de 13 ayette isim ya da fiil olarak zikredilen bir terim, bir kavram. Ve tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar işte yememek, içmemek ve şehevi arzulardan uzak durmak şeklinde ifade edilmiş olsa da aslında sadece İslam dinine mensup olan insanların uygulamış olduğu bir ibadet değil. İslam'ın 5 temel şartından bir tanesi malum bizde çok esaslı bir yere sahip oruç. Ama Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler, bütün semavi ve gayri semavi dinler değil mi Sayın Hocam? Bir şekilde yer bulmuş yani farklı
usullerde, farklı şekillerde, farklı isimlerde olmuş olsa da Cenab-ı Hakk'ın bahşetmiş olduğu nimetleri irademizi kullanarak belli bir süreliğine kendimizi mahrum ederek onların kadru kıymetine, değerini anlayabilmek, olmayanların yerine kendimizi koymak ve tabii ki açlığın nefsi terbiye etmedeki gücünü hissederek nefsani arzularımıza gem vurmak suretiyle bizim ve bütün önceki peygamberlerin sünneti olan bir ibadet. Netice itibariyle aslında oruç kelimesiyle Ramazan kelimesi arasında da bir bağ var. Ramazan da işte Ramadi kökü, Ramazan kökü gibi birçok etimolojik tarifler var ama benim üzerinde durduğum iki tarifi müsaadeniz olursa zikretmek isterim. Bir tanesi işte sıcak bir günün akabinde tozu toprağa yıkayan bir yağmur anlamına geliyor. Ve işte yıl boyu günahlarla, masivalarla kirlenen bir gönlün aslında Ramazan-ı Şerif'le yıkanması bize hatırlatılıyor. Diğeri de bir okun ya da yayın ucunu keskinleştirmek amacıyla iki sert kayanın arasına koyarak onun işte sivrilmesi veyahut da şekil verilmesi. Evet. İnsan nefsi de aslında bu tür bir bu tür bir cendereyle, bu tür bir meydan okumayla bir anlamda kendisine çeki düzen vermiş oluyor Ramazan'da. Değil mi? Soner Hocam, aslında hocamızın o iki tanımda ifade etmiş olduğu hususiyetlere ne kadar çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Hocam çok güzel bir çerçeve çizdi. Aslında Ramazan cahiliye Araplarınca elbette ismen bilinen bir şey ama Kur'an'ın ona yüklediği manayı yüklemiş değiller. Haram ayları mesela daha çok biliyorlar, daha çok ona yüklenen bazı anlamlar var. Fakat Ramazan ayı Kur'an'ın yüklediği bir anlamdan yoksun bir şekilde cahiliye Arapları tarafından sadece ay olarak biliniyor. Hocamın dediği o Ramaz kökleri aslında işte Kur'an'ın yüklediği anlam çerçevesindeki etimolojide bulunan çok derin anlamlar. Yani insanın o, ben de hep o etimolojiyi düşününce çok yani dehşete kapılırım. Doçentlikte iştikak kelime türetme çalışmıştım hocam. Yani bir Ramazan ayı bu kadar güzel mi tarif edilir? Yağan bir sağanak yağmurun ortalığı temizlemesi, o topraktan gelen mis kokuların yayılması gibi bir şeyi bize hissettiriyor. Gerçekten çok derin anlamlar var. Burada tabii Ramazan ne demektir? Ramazan orucu ne demektir? Hocam çok güzel bir şekilde etimolojisinden yola çıkarak hikmet boyutunu ortaya koydu. Ben isterseniz şöyle bir çerçeve çizeyim. Ramazan tabii ki İslam'ın o farz ibadet olarak öne çıkardığı bir ibadettir. Ondan önce bütün müminler orucu tutmaktadırlar. Yani bir şekilde hocamın da ifade ettiği gibi tutmaktadırlar. Ama Adem Aleyhisselam'dan itibaren başlayan süreç, Nuh Aleyhisselam sonrası o peygamberlerin siretlerine baktığımız zaman genellikle 3 günlük bir orucun tutulduğunu görüyoruz. Yani oruç aslında bütün ümmetler için geçerli bir ibadet. Neden? Çünkü hocamın da ifade ettiği gibi nefsi terbiye etmenin en iyi yollarından birisi oruç. Nefis aç kalacak, bir takım süfli arzularından uzak kalacak. Bunu neyle yapabilir? Onun işte oruç gibi bir şeyle perhize alınması ve aynı zamanda ruhun o nefsani tortulardan arınarak aslında Cenab-ı Hakk'ın o nuraniyetiyle bir bağ kurması ile mümkün olabilir. Peki hocam, hani Ramazan'ın dışında sair zamanlarda tuttuğumuz oruçla nasıl Ramazan'da tuttuğumuz orucu aynı şey olsa dahi çok fazla benzetemeyiz. Bazı bizde bıraktığı izler itibariyle. Bu noktada da bu önceki ümmetlerin tuttuğu oruç ile Allah Resulü'nün ümmetinin tuttuğu, bizlerin tuttuğu oruç arasında böyle bir kıyas mümkün müdür hocam? Bir aslında bağlantı olduğu gibi farklılıklar da var. Evet. Yani biliyorsunuz Bakara suresinin 183. ayetinde ya ellezine amenu
Kütübü aleykum siyam kemer Yunus hocamızın da ilk okuduğu ayetti galiba. Min kablukum leallakum tettakun diye evet okudu Yunus hocamız da. Orada 183. ayetle bir kere orucun serencamı başlıyor, serüveni başlıyor. Burada aslında o daha ilk inen oruçla ilgili ayette orucun gayesini takva olduğu söyleniyor. Takva izleyicilerimizle paylaşalım. Belki İslam hukukunda el-ittiba bi evamirillah vel-ictinab an-nevahihi diye çok böyle klişe bir şekilde bir formülasyon halinde ortaya konmuştur ama Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak diye. Orada tabii ki bir huşu, haşyet, korku ama aynı zamanda muhabbetullah vardır. Yani evet. Takvayı orucun gayesi yapıyor Allah-u Teala. Daha sonra biz bakıyoruz yine başka ayetlere görüyoruz ki orucun serüveni başladı ama daha evet. bitmedi. Bir başka ayette ya vellezine amenu usbiru ve sabiru ve rabitu ve vettakullaha leallekum tuflihun deniyor. Bu tabii ki oruçla ilgili bir ayet değil ama sonuç itibariyle takvayı çok iyi açıklayan bir ayet. Sabır var genel evet, hocam oruçla ilgili değil mi? Oruçla ilgili evet. öyle bir nükte var. Yani evet. doğrudan belki değil ama dolaylı da olsa çünkü oruç sabır ibadetidir. Evet. Orada da ne diyor? Ey iman edenler siz sabredin, sabrı birbirinize tavsiye edin ve rabitu. Bakın oruç aslında belki bireysel bir ibadet gibi durur ama ayette de yani o sabırla ilgili bir bağlantı ile rabitu birbirinizle birçok noktaya rapt ediyor rapt aslında ediyor. Oruç yani değil mi? Onun sosyal evet. bazı bağlantı noktaları var. Arkasından diyor ki siz takvaya erişin yani Allah'a korku ve muhabbet duygularıyla yaklaşın ve böylece felaha ulaşırsınız. Felah nedir? Kurtuluştur. Aslında Ramazan orucu takva ile felah ara kesitinde konumlanmış bir şey. Eyvallah. Takva ile felah kurtuluş ara kesitinde konumlanmış. 184, 185 ve son olarak 187. ayette bu çerçevede aslında şekilleniyor ve bizi takva ve felahla birleştiren bir manaya eriştiriyor. Allah Resulü'nün orucun bir kalkan olduğunu söylemesi de aslında evet. bu manada önemlidir. Tam da bu noktadan devam edelim mi Selim Hocam? Şimdi ifadeler sabır, takva ve kalkan oluşu orucun. Evet. Yani bizi dedik ya hani rapt eder birçok manaya. Bu aslında bazen ihtiyari bazen gayri ihtiyari olabiliyor. O mümin onun farkına varıyor ya da varamıyor onlar ayrı mevzu. Lakin bu kalkan oluşu orucun üzerimizde bunu birazcık irdelemek lazım muhterem hocam. Neler söyleyebiliriz bu noktada? Aslında müsaadeniz olursa ben bu soruya biraz alışılmışın dışında bir disiplin üzerinden cevap vermek isterim. Lütfen. Yıllar önce... hocam okumuş olduğum astronomi ile alakalı bir makalede dikkatimi çeken bir husus vardı. O da gelgit medcezir olayıyla insan metabolizması arasındaki ilişki üzerine. Şimdi malumunuz ay belli zamanlarda yörüngesi içerisinde hareket ederken dünyaya yaklaşır ve uzaklaşır. Ayın yeryüzüne yerküreye yaklaşmasıyla birlikte bir çekim gücü oluşur ve denizlerdeki dalgalar kabarır. Biz bunlara işte gelgit olayı diyoruz. Şimdi ülkemizde denizlerde bu çok belirgin olarak hissedilmiyor ama mesela büyük okyanusa gittiğiniz zaman, mesela Labrador kıyısına gittiğiniz evet. zaman bu Medcezir'de dalgaların yükselme ve düşüşü 12 metreye kadar varıyor. Labrador'a gittiğiniz zaman deniz çekildiğinde deniz tabanında, okyanus tabanında yürüyebiliyorsunuz. Tecrübe ettiğim için söylüyorum. Evet, ve evet. bir saat sonra hemen çıkıyorsunuz denizden ve 12 metre deniz yükseliyor. İşte bu aslında ayın yerküreye olan etkileri. Demek ki ay yaklaştığı zaman yeryüzündeki sıvılar kabarıyor. Kabarıyorlar. Evet. Şimdi o makalede şöyle bir tespitte bulunuyor. Ve diyor ki bu sadece denizlere has bir şey değildir. İnsanın da işte vücudunun işte... %70'ine yakını sudur, sıvıdır. Dolayısıyla insan da bundan etkilenir. Peki insanın etkilenmesi nasıl olur? İşte insanın etkilenmesi onun psikolojisini etkiler. Ve sonra da istatistikleri sayıyor. Diyor ki işte bu Medcezir hadiselerin meydana geldiği süre 3 gündür en fazla hissedilen gün ve bu 3 gün içerisindeki işte trafik kazaları, boşanmalar, ölümlü kavgalar bakıldığı zaman ay içerisinde istatistiklerin en fazla yükseldiği dönem. Yani
ay yer küreye etki yaptığı zaman insanların da kanı kaynıyor. Çok sinirli oluyorlar. Ve işte kazalar, cinayetler, yaralanmalar bu dönemde oluyor. Hatta ve hatta o dönemlerdeki işte ameliyatlarda kanama riskinin çok arttığını, o kanın çok hızlı akmasından dolayı. Evet. Nereye getirmeye çalışıyorum sözü? Eyvah. Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam'da da var olan bir sünnet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da Eyyam-ı Bild orucu denen bir orucu var. Bu da kameri ayın 13, 14, 15'i yani dolunay olduğu zaman tutulan bir oruç. İşte ayın da yer küreye olan etkileri ay dolunay olduğu zaman oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere Eyyam-ı Bild orucunu tavsiye ederek vücudumuzdaki sıvı oranını, miktarını düşürerek bu süreçten en az hasarla bizim atlatmamızı bize öğütlüyor, tavsiye ediyor. Oruç bir kalkandır. İnsanı korur mu? İşte böyle koruyor. Yani bu bir sünnet olan çok oruç. Güzel, evet. Ramazan orucunun hikmetleri üzerinde çok daha belki şeyler söylemek gerekir. Belki işte astronomi ilminin ilmindeki bir tespitle Tıbb-ı Nebevi'deki bir tavsiyeyi, bir öğüdü bir araya getirdiğimiz zaman ortaya muhteşem bir sonuç çıkıyor. Sumu tasehhu. Sumu tasehhu. Oruçtun, sıhhat evet. bulasınız. Herhalde bu nükteye raci bir nükte olsa gerek. Elbette. Yok. Ama şimdi tabii bu işin fiziki yansıması. Bir de manevi boyutu var. Evet. Onu da hocamdan oradan, dinleyelim hocam, inşallah. Eyvallah. Oradan devam edelim. Çünkü... Şimdi bağışlayın, elbette bütün etki tepki mevzusu tabii ki orada bir kan kaynayacak, sıvılar yükselecek vesaire ki ondan sonra o asabiyet ortaya çıkıversin. Evet. Ama bizim oruç... Hocam, doğru, o zaman şöyle başlayalım. Hocamın bıraktığı yerden, yani hayatın da bir medcezir var tabii. O medcezir içerisinden sıyrılmanın yolu oruç. Oruç çok önemli bir ibadet tabii. Hocam Eyyam-ı Biz diye bahsetti. Allah Resulü'nün yaptığı bir sünnet olarak uyguladığı bir oruçtur. Bizlere de tavsiye etmiştir. Tabii sadece Ramazan orucu yok. Allah Resulü'nün hayatının her döneminde orucun yeri var. Perşembe oruçları var, haftanın 3 günü tutulan evet. oruç var, aşure orucu var. Yani bütün bu oruçlar aslında şevval orucu var mesela. Hepsi hayatımızın çok önemli bir yerinde duruyor. Ama Ramazan orucu tabii çok daha derin bir anlamı ifade ediyor. Çünkü nedir? Yani orada Kur'an-ı Kerim inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in indiği bir aydır. Sükunet ayıdır. Sekine ayıdır. Vahyin geldiği bir aydır. Ramazan aslında hani felsefenin diliyle anlatacak olursak içerisinde ontolojiyi de, epistemolojiyi de, eskatolojiyi de pek çok şeyi barındırıyor. Ne demek bu? Yani varlığın aslında hakikatinin en bariz şekilde görüldüğü şey Ramazan ayı. Ramazan ayı insanı Allah'la buluşturan bir, onun varlığının aslında idrakine vardığı bir şey. İnsan önce kendi nefsini bilecek, sonra Rabbini bilecek. Dolayısıyla da bu Ramazan'ın ontolojisi, epistemoloji dediğiniz şey vahiy. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmiş, bütün hakikatleri ihtiva ediyor. Referans ağı itibariyle insan hayatına hüda, rehber, yol gösterici bir kitap. Dolayısıyla da ahiretten haber veriyor. Eskatolojik bir şeyi var, boyutu var. Yani neresinden bakarsanız bakın insan hayatını felsefi anlamda kucaklayan, bütünleyen bir şey Ramazan ayı. Böyle bir ayda tabii ki Kur'an'ın anlamını idrak edebilmek için ne yapmamız lazım? Nefsani bir takım şeylerden kendimizi arındırmamız lazım. Bunun için de aslında bir fırsat oluyor. Çünkü ruhumuzun arınması belli bir potansiyele ulaşmamız, hocamın medcezir olayı ile irtibatlandırarak tamamen bilimsel bir şekilde anlattığı ki Allah Resulü'nde o hikmet boyutuyla zaten söylediği bütün sözler nedir? İlmi hakikatlerle aslında uyuşan şeylerdir. Orucun böyle bir manevi iklime yol açtığını söyleyebiliriz. Onun için Allah Resulü ne diyor? Yani gıybet edenin orucu yoktur diyor. Evet, mesela fıkhi bakımdan düşündüğümüz önemli. Zaman belki gıybet etmek orucu bozar gibi bir şey söyleyemeyiz ama manevi bir boyut var. Yani o manevi boyutta eğer ki gıybet ediyorsa kişi yalan söylüyorsa ne yapmaz?
orucun hakikatini tam olarak ortaya koyamaz. Bir de sosyal boyutta gıybet edilen ortamda gıybet edilmesine mani olmayan kişi etmese dahi evet. Onun üzerinde de sorumluluk var diyerek aslında böyle bir hususiyeti bir bütünlüğü ifade ediyor. Hocam da bilirler mesela İbn-i Hazm kendi fıkhına taşımıştır. Gıybet edenin orucu olmaz hadisine. Zahiriye mezhebinde gıybet etmek orucu bozanlardandır. Orucu bozar. Yani orucu bozar. Biz de o hassasiyetle aslında meseleye bakmamız lazım. Elimizin orucu var. Gözümüzün Necip Hoca hocam orucu var. Ağzımızın, dilimizin orucu var. Yani azalarımızın orucu var. Sadece yemeden içmeden kesilme değil. Değil elbette. Yani tabii. Bütünüyle ruhumuzun... Aslında orucun asıl kalkan yönü burada evet, ortaya asıl, çıkıyor. Asıl kalkan ama hocamın dediği o metabolizmayla ilgili şeyle tamamen birbirini tamamlayan şeyler bunlar. Doğru. Yani yap bozun parçaları gibi. Çünkü ruhla beden aslında birbirinin ayrılmaz kesinlikle. Parçası bir bakıma. Sonuç itibariyle birbirini tamamlıyorlar. Eyvallah. Muhterem hocalarım, eğer izniniz olursa ben bir eser okumak isterim. Sonrasında devam edelim. Buradan devam edebiliriz Selim hocam arzu ederseniz. Ama iki şey hakikaten çok aklıma takılıyor, gönlüme takılıyor. Şimdi oruç ibadetini biz hep bir yerlere yaslanarak, bir hani eğer öyle bir muhafaza gücü var ise ki elbette öyle, birazcık daha donanımlı hale geleyim de oruç biraz daha beni muhafaza etsin peşindeyiz. O yüzden herhalde biraz ihlas gerekli, bir de ihsan şuuru gerekli. Bunların üzerinde de duralım diye arzu ederim eğer izniniz olursa bir eserden sonra. Buyurun üstadlar. Nureddin Şeyh'in ilahı.
Maşallah, barikallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Alper'cim, ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Efendim, Cenab-ı Allah tesirle eylesin inşallah. Üftade Hazretlerine Bursa'ya böyle bir selam vermiş oluverdik. Allah razı olsun. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ederim. Bursa'ya 2014 yılında bir Ramazan ayı boyunca Bursa'daydım efendim. Orada çok muhabbet aldık hamdolsun. Üftade Hazretleri, Eskici Baba, Üç Kuzular, malum tabii Emir Sultan Hazretleri başta olmak üzere. Bursa'da maneviyatı yüksek değil mi? Maşallah. Yani. İstanbul'umuzda öyle yani elhamdülillah. Yani ziyadesiyle burada o haller. Yani Eyüp Sultanımız var yani. Elhamdülillah değil mi efendim? Evet. Yani Selim Hocam, şöyle bakınca aslında ihsan nedir? İhlas nedir? Samimiyet nedir? Öğreti veriyor şehir insana. Siz de İmam Hatip'in hitabını herhalde burada, son seneleri evet, burada doğru. Okudunuz. Burada da talebelik yıllarınız da var. Evet, o yüzden doğru. Biraz oradan bu ihlas mevzusuna gelebilir miyiz acaba? İhsan mevzusuna gelebilir miyiz acaba? Evet, hakikaten Anadolu'nun her bir köşesinde şehirlerimizin manevi mimarları var. Usulen bir şehri ziyarete gittiğimiz zaman o şehrin manevi önderlerini hayattalarsa, kanaat önderlerini ziyaret etmek gerektiği gibi vefat etmişlerse onların kabirlerini ziyaret etmek, ruhaniyetlerinden tefeyyüz etmek de hakikaten o şehrin maneviyatını hissetmek anlamına önemli. Bursa'da, İstanbul'da öyle karış karış buralarda sahabiler, Allah dostları, ilim ve hikmet dünyamızın kandilleri, medfunlar. Bu şehirlerde yaşıyoruz ama belki bunların farkında olmamıza da bu tür programlar vesile oluyor, hatırlatıcı oluyor. İnşallah onların bizden şikayetçi olmayacağı bir hal üzere yaşamayı Cenab-ı Hak nasip eder diye dua ediyorum. Hocam, dile getirdiğiniz husus tabii ki çok önemli. Ben de muhterem hocamın bıraktığı yerden, yani orucun gerçek manada kalkan olabilmesi için ihlasın vazgeçilmez bir unsur olduğunu, ihlasla tutulması gerektiğini hocamın sözlerine rapt ederek, muravata ederek devam edeyim müsaadeleri olursa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Men sâme Ramazâne imânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zembih" buyuruyor. Yani buradaki imânen ve ihtisâben manası şu: ki her kim ki Ramazan-ı Şerif'i inanarak, iman ederek ve karşılığını yalnızca ve yalnızca Allah'tan bekleyerek tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını affu mağfiret eyler buyurur. Aslında burada işte kişinin inanarak, iman ederek ve karşılığını yalnızca Allah'tan beslemesi kişinin sahih bir niyete sahip olması anlamına geliyor. Amellerde niyet esastır malum. Dolayısıyla kişinin sırf rızayı bari için orucunu tutması, ki yani oruç riya ve gösterişin en az karışabildiği ibadetlerdendir. Çünkü bir insan yalnız başına kaldığı zaman orucunu yiyebilir. Evet. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak
oruçlunun mükafatını, mücazatını ben vereceğim buyuruyor. Yani Ramazan ayının Şehrullah olarak isimlendirilmesi, işte içerisine riyanın, gösterişin, müraatın en az girme ihtimali olan bir ibadetle kişinin Allah'a yakınlaşması, arzusu içerisinde olmasından dolayı bu şehre, bu aya Kur'an ayı, Allah'ın ayı ifade edilmiş. Kur'an ayı da aynı şekilde. Dolayısıyla eğer ki bizler orucumuzu diğer ibadetlerimizde olduğu gibi azami derecede ihlaslı bir şekilde yapmaya, tutmaya gayret edersek, riyadan, gösterişten uzak durursak, bu amelimiz bizi kibre götürmezse, bir mahviyet duygusu bizde meydana getirebilirse, acziyetimizi itiraf etmemize imkan tanırsa, vesile olursa, işte aslında oruç, muhterem hocamın da ifade ettiği gibi, gerçek anlamda kalkan olur. Böyle oruç tutan insan şu hadisi de aklında mutlaka tutar. Öyle oruçlu insan tutan, oruç tutan insanlar vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır buyuruyor, evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte içerisinde ihlasın olmadığı, marifetullahın olmadığı, Rab'le olan bağlantının zayıf olduğu bir oruç ritüeli aslında bir anlamda aç kalmaktan ibaret oluyor. Şayet bunun tam aksi olursa, Allah'la olan rabıtamız iyi olur, kalp kıvamımız iyi olur ve biz gözümüzü bu hadis-i şerifteki cezaya muhatap olmamak için gözümüzü haramdan korursak, dilimizi yalandan, hocamın da ifade ettiği gibi gıybetten, nemimeden, kovuculuktan uzak tutarsak, kulağımızı menhiyattan uzak tutabilirsek ve diğer bütün vücut azalarımızı Allah'ın hoşnut olmayacağı şeylerden uzak tutabilirsek, zannediyorum oruç o zaman kalkan olacak ve Cenab-ı Hakk'ın bizi mükafatlandırdığı, mükafatlandırıcı orucu tutmuş olacağız inşallah. Eyvallah. Böyle oruçlar tutmayı nasip eylesin Cenab-ı Hakk. Amin inşallah. Aslında Selim Hocam'ın ifadeleri bütünüyle orucun bir ahlakı var. Kardeşime getirdi lafı, öyle değil mi, evet, Soner Hocam? Orucun hem bir ruhu var hem de bir ahlakı var. Yani sadece aç kalmak değil. İşte. Asla değil. Şimdi şuradan Balat'a doğru, aşağıya doğru insek, hani tabiri caizse eski kulağı kesikler der ki bu sokakta yürümenin bir raconu var kardeş. Öyle değil, öyle olmaz, evet, öyle yürünmez burada der. Her şeyin bir raconu olduğu gibi orucunla alışıyor. Ama Ramazan'a girdin, burada da derler ya Ramazan'ın bir raconu var, bir ahlakı var. Ahlakı var. Değil mi? Ona göre uymak lazım yani. Dün Ankara'da yürürken bir hanımefendi telefonla konuşuyor yüksek sesle, evet, duydum, şahit oldum. Yani diyor ki aman diyor, Allah'ım diyor benim tuttuğum oruca mı ihtiyacı var diyor. Ah, belli ki yani oruç tutmamanın bir yolu yapılıyor ama. Kendince meşrulaştırmaya çalışıyor. Meşrulaştırıyor ama yani büyük bir mahrumiyet tabii. Ve mâ ya'bav bikum rabbi levlâ du'avkum ayetini hemen hatırlamak gerekiyor burada. Ayet hemen cevap veriyor. İnsanların böyle yani açık yakalamaya çalışır gibi bir takım çabalarına cevap veriyor. Yani sizin ibadetiniz olması Allah size niye değer versin diye Cenab-ı Hak bu tür tavırlar noktasında söylemiş. Ramazan da onun için çok önemli bir iklim. Yani bu iklimi iyi değerlendirmek lazım. İşte sohbetimizin başından beri ifade ediyoruz zaten. Oruç aslında komplike bir şey. Yani elimizde, gözümüzde, ruhumuzda, bedenimizin her azasıyla yaptığımız bir şey. Bir takım şeylerden kaçınıyoruz ama bir takım kazanımlara da yol alıyoruz. İki türlü bir şey var. Yani gıybet etmiyoruz, gıybet etmekten kaçınıyoruz ama faydalı sözler de söylüyoruz. Yani bir de böyle bir şey var. Veya daha önceden çok da farkında olmadığımız açlığın farkına varıyoruz. O da bir nefis terbiyesi ve nimetlerin değerini biliyoruz. Yani Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu sayamayacağımız kadar çok nimetin aslında şükrünü eda etme fırsatı buluyoruz. Yani bu nimetlerden mahrum kalsak kim bilir ne duruma düşeceğiz diye bunu fark etmiş oluyoruz. Aslında neresinden bakarsanız bakın oruç böyle bir güzellik bize sunuyor. Tabii Allah Resulü'nün Ramazan orucuyla ilgili başka bir takım değerlendirmeleri, tespitleri de var. Yani evet, Yahudilerin tuttuğu oruçtan, ehli kitabın tuttuğu oruçtan, müminlerin orucunun farkında sahur olduğunu söylüyor mesela Allah Resulü. Sahurun tabii aslında çok böyle sırlı, efsunlu bir yanı var. Yani tesahur etmek, seher vaktinde, evet,
Allah'ı anmak için kalkmak, ailemizle beraber hem onun vermiş olduğu nimetlerden yemek hem de teheccüd ibadetini mesela yapmak. Bütün bunları biz birleştiriyoruz ve o zaman bambaşka bir ibadete dönüşüyor işte. Ramazan orucunun belki sair oruçlardan farkı da bir bakıma tesahur veya sahur yapmadır. Evet. Dolayısıyla da hem geceliğin o kıyam halinde olmamız bizim ibadet ve aynı zamanda ailemizle beraber, tüm fertlerle beraber, ailenin bütün üyeleriyle beraber bir sofra etrafında toplanıp Allah'ı anmak, gecenin bir karanlığında, karanlık bir vaktinde Allah'ı anmak bambaşka bir duygu. Gündüz de zaten oruçlu bir şekilde geçiriyoruz. Yani aslında belki de cennete en yakın olduğumuz zaman dilimlerinden bir zaman dilimi Ramazan orucu. Evet. Kadrini, kıymetini bilsek, bir de Cenab-ı Hak ne yapmış? Üstüne üstlük Kadir Gecesi'ni de onun içerisine koyarak aslında nur ala nur yapmış. Biz bunu bilsek yani bu zamanı çok daha iyi değerlendirme fırsatımız olacak. Selim Hocam, Soner Hocam'ın ifadeleri şunu hatırlattı. Hani biz kitaplara gittiğimizde, kitap evlerine, mesela Diyanet yayın evine gittik. Orada en çok satan kitapların olduğu bir bölüm var. Evet. O kendi gönül dünyamızda en popüler kitapların zirvesine Kur'an-ı Kerim'i yerleştireceğimiz ay aslında bir yönüyle. Ve doğru. Kur'an ışığında baktığımızda mevzuya, işte o vakit önceki ümmetlerin orucu mu? İşte burada kardeşim. Allah Resulü'nün bizim için o ayet-i kerimeler ışığında yaşadığı hayat mı? İşte o da Ramazan-ı Şerif içerisinde. Biraz Kur'an-ı Kerim ile Ramazan boyutunu konuşalım mı hocam? Çok doğru. Aslında öncelikle şunu ifade edeyim. Hocam hani Ramazan kadir kıymet bildirir diye ifade ettiler ya, yani nimetlerin evet. kadrini. Aslında bizim Türkçemizde şöyle bir kelime var. Nankör. Nan Farsça'da ekmek demek. Kör. Yani kendisine verilen ekmeğin ve nimetin kadrini, kıymetini bilmeyen insana nankör denir. Aslında Ramazan'da aç kalarak bize Cenab-ı Hakk'ın bahşetmiş olduğu nimetlerin de hayatımızda ne kadar önemli, ne kadar vazgeçilmez ve ne kadar büyük bir nimet olduğunu ikrar etmiş oluyoruz bir anlamda. İkinci olarak şunu ifade etmek isterim Necip Hocam. Aslında Ramazan ayını düşündüğünüz zaman... Değerli hocam, işte oruca ve gece kıyamına, yani sıyam ve kıyama dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'e mutlaka özel önem atfetmemiz gerekir. Ama Ramazan'ın başlangıcından itibaren, işte imsaktan itibaren, efendim söyleyeyim, sahuruyla, gündüz orucuyla, akşam teravihiyle, Kur'an tilavetleriyle, Ramazan'ın son 10 gününde arayacağımız Kadir Gecesi'yle, itikaf sünnetiyle, fitresiyle, sadakasıyla ve bayramıyla koca bir ayın bizi sarıp sarmaladığını görüyoruz. Yani bunun kıymetini idrak eden bir insan için Ramazan mektebi gerçekten insanın hayatında kalıcı bir hal meydana getirebilmek için büyük bir imkan ve fırsat. Evet, bir taraftan açlıktan kendinizi, nefsinizi terbiye ediyorsunuz. Bir taraftan Kur'an tilavetiyle, zikrullah ile kalpler itminan hali geliyor. Bir yerden bir taraftan infak ederek, vererek, paylaşarak sadakasıyla, zekatıyla, fitresiyle o hazzı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla başından sonuna, gecesiyle, gündüzüyle gerçekten insanı değiştiren, dönüştüren bir ay. Burada en önemli hususlardan bir tanesi Kur'an ayı. Şehrül Kur'an olmasına da belki özel bir önem atfetmek lazım. Şimdi bizim Anadolu'da hafızlara çok kıymet verilir biliyorsunuz. Elbette. Hafızlar işte hafız oldukları zaman 70 kişiye şefaat etme hakkı verilir. Anne babası dahil olmak üzere. Cemiyetler tertip edilir, hediyeler verilir, mukabeleler okuduğu zaman taltif edilir. Bizim topraklarımızda ve medeniyetimizde Kur'an'a hizmet eden hademe-i Kur'an ve hamele-i Kur'an'a hep kıymet verilmiştir. Bu aslında bizim hem milletimizin hem de ümmetimizin Kur'an'a olan bir hürmetinin alametidir. Neden? Çünkü baktığımız zaman aslında bu hayatta Kur'an ile ilişkilendirilen her şeyin kıymetdar olduğunu görüyoruz. Yani Ramazan ayı aslında unzile fihil Kur'an olduğu için, yani Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildiği için 11 ayın sultanı olmuştur. Kadir gecesi toptan Kur'an-ı Kerim'in
tenzil olarak indirildiği için bir ömre bedel 83 yıl 4 aya tekabül eden bin aydan hayırlı bir gece olarak kabul edilmiştir. Cibril aleyhisselam Kur'an'ı indirmede vasıta olan melek olduğu için dört büyük melek içerisinde en kıymetdar büyük melek olmuştur. Hazreti Peygamber kendisine Kur'an indirildiği için Hatemül Enbiya olmuştur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Kelamullah'a yani Kur'an'a ait her şeyi ama her şeyi değerli kıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Kur'ansız bir Ramazan düşünülemez. Yani ben bu vesileyle Sayın Başkanımızın ilk teravihten sonra Ayasofya Kebir Camii'nde yapmış olduğu çağrıyı yenilemek istiyorum burada. Lütfen. O da Sayın Başkanımız Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim tilavetini bilmeyenler için büyük bir fırsat olduğunu, bir ay gibi bir sürenin Elif cüzundan Kur'an'a geçmek için yeterli bir süre olduğunu ve bunu gerçekleştirmek isteyen, arzu eden bütün vatandaşlarımız için de bütün görevlilerimizin, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatımızın her bir kademesinde görevli olan arkadaşlarımızın milletimizin hizmetinde olduğunu ifade etmek isterim. Bu çağrıyı ben de yinelemek isterim. Netice itibariyle biz kendimiz de Kur'an'a yakınlığımızla, Kur'an'la iştigalimizle bu hayatta değer kazanacağımızı hiç unutmamamız lazım. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gönlünde Kur'an'dan bir sure de sure ya da ayet olmayan bir gönül harap bir ev gibidir buyuruyor. Sadece Kur'an'ın tilaveti, tezekkürü, tedebbürü değil, Kur'an-ı Kerim'in hıfzı da ezberlenmesi de o derecede önemli. Belki Ramazan ayını işte ezberleri tekrar etmek anlamında hafızlığı ve bildiğimiz sureleri tekrar etmek anlamında da bir fırsat olduğunu hatırlayalım. Ben sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani Kur'an ve Ramazan'ın eski tabirle ifade edecek olursa cüz'ün la yetecezze birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu ifade etmiş olalım bu vesileyle. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Hakikaten Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak, bu istek ve arzu içerisinde olmak, aynı Ramazan-ı Şerif'in mümine her sene 10 gün önce gelişi ve onu daha büyük bir iştiyak ile kucaklama arzusunda olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'e bir adım atana Kur'an 10 adım atıveriyor ve kucaklayıveriyor. Bunu da hissediyor insan. Hocam bir eser okuyacağız ama öncesinde girizgah olsun diye birkaç cümle isterim, almak isterim izniniz olursa. Soner hocam, Ramazan-ı Şerif oruç ayı dedik ama oruç kendi içerisinde bazı başlangıç ve bitiş noktalarını ihtiva ediyor. Yani imsak diyoruz ve iftar diyoruz. Bu kavramlarla alakalı iftar, imsak ve sahur tabiri caizse ifadelerini belli bir sistematik ve mantık içerisinde ifade edecek olursak neler söyleriz tabii, diye sual edeceğim. Bir cümle alayım, arkası tamam. Eser sonrası olsun. Aslında buyurun. Dediğiniz temel bileşenleri aslında. Evet. Yani imsak, iftar, sahur. Bunlar birbirini tamamlayıp o zamansal bütünlük içerisinde bize orucu sunuyor. Öyle başlayalım isterseniz. Eyvallah. İmsak tutmak demek, tutuyor. Ama iftar biraz daha fıtrata vurgu da var orada. Orada evet orucu açmaya da vurgu var. Ve sonra hocam, sahurda bambaşka bir yere bizi götürüyor. Şimdi... Biraz yani sihirli, efsunlu bir havaya götürüyor. Biraz seher vaktinde eyvallah. Allah'la buluşmaya götürüyor. Hepsi birleşince işte o oruç çıkıyor ortaya. Yalnız o kadar enteresan ki zirveye ulaştığında iflahı kesilmiş kulun şimdi tamam mı? Öyle bir hal var. Kurban olayım. Onu da soracağım. Selim hocam size de sormak isterim. Bir dakika bekleyin dostlar. Çok önemli bir mevzu konuşuyoruz. İşte hemen geleceğiz. Ramazan hocam bir nevi hakikaten... şey işte o Kabe Kavsi'nin miraca çıkmak gibi bir şey. Ruhun miraca çıkması gibi bir şey tamam, yani. Tamam hocam, hocam sizinle dönüyoruz ama arada soracağım. O kulun iftara yakın 15-20 dakika kala ya Rabbi öldüm, perişanım. Görüyorsun halim demesi bunda bir beis var mı onu soracağım efendim peki izninizle. Yani. Buyurun Üstad. Thank you.
Sağlık efendim. Maşallah, barekallah. Hüseyin'ciğim teşekkür ederim efendim. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah tesirli eylesin. Allah aşkınızı, muhabbetinizi arttırsın. Allah nutku şerifini okuduğunuz, icra ettiğiniz bütün ehlullah ile cennette sizi komşu eylesin. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Efendim böyle bir duayı başka vakitte alırlar mı bilemiyorum. Ya, lakin evet. İftar vaktinde dua da çok ediyoruz. Güzeldi. Eseriniz de çok güzeldi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok Arapçada böyle hakikaten gönlüne hoş gelen bir icradan sonra şöyle derler. لَقَدْ اَثْلَجْتَ سُدُورَنَا. Yani coğrafya, sıcak bir coğrafya olduğu için adeta böyle bir bardak soğuk bir su ikram Allah'ım etmiş gibi bizleri hoşnut ettin denir. Biz de çok memnun ve mesur olduk icranızdan. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Eyvallah. Sağ olun. Soner Hocam. Kaldığımız yerden arkası eser edelim. Sonrası demiştik. Evet, devam edelim. İmsak tabii ki yemeden içmeden kesilmeyi ve tabii ki şehevi arzulardan uzak durmayı ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. İşin bu fıkhi tarafı. Ama bir de tabii fıkhımızın da aslında hakkını yememek lazım. Fıkhi kaidelerin temelinde hep ahlak vardır. Yani elbette, takvaya yönelik şeyler vardır. Zaten işin temel esprisi de odur zaten. İmsak bu manada hocam sohbetimizin başında bir etimoloji yaptı. Evet. Ki Kur'ani ilimler açısından etimoloji çok önemlidir. İmsak da aslında tutmak demek. Aslında nefsimizi de biz ne yapmış oluyoruz? Bu saymış olduğumuz şeyleri engellemekle
Çünkü nefsin çeşitli kademeleri var. Bizim evet. felsefecilerimiz nebati nefis demiş, hayvani nefis demiş. Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçen nefsin bir takım levvame gibi, efendim mutmainne gibi tabakaları var. Dolayısıyla da bütün bu nefis tabakalarını aslında kontrol ediyorsunuz. Bugün modern batı aslında insanın kendi iç dünyasını id, süperego ve şey diye, ego diye üçlü bir mekanizmaya oturttu. Ama İslam düşüncesi insanın iç dünyasını sadece bu üç şeyden oluşur görmez. Tabii ki. Çok daha derin katmanlı bir yapı olarak görür. Dolayısıyla da orucun aslında bütün bu katmanlara nüfuz ettiğini söyleyebiliriz. Bu da imsakla oluyor. İmsak nefsi tutmak demek. Aslında bunun daha metafizik, gayb aleminde karşılığı da var. Yani Ramazan geldiği zaman şeytanların zincire vurulması bir başka imsakın göklerde başladığını gösteriyor. Göklerde o şeytanların zincire vurulması da aslında ontolojik planda bir imsaktır. Ve biz de o ontolojiye, göklerdeki o ontolojiye ruhumuzla ne yapıyoruz? Karşılık veriyoruz. Evet. Nefsimizi bu sefer tutmuş oluyoruz. Göklerde o kıpırdanışa ne yapıyoruz? Yeryüzünden bir cevaptır imsak. Bundan sonra ne oluyor peki? Bundan sonra festebekul hayrat, hayırlar konusunda yarışın diye Allah-u Teala'nın adeta bir motto olarak bize evet. vermiş olduğu bir şey başlıyor bizim için, bir maraton başlıyor. Ta ki neye kadar? İftar zamanına kadar hayırlar konusunda bir yarış. Tabii kolay değil, kolay olmayacak. İnsanın yeryüzüne gönderilmesi de kolay değil, imtihan dünyası. Dolayısıyla da hem açlık, hem evet. susuzluk, hem bir takım arzulardan kesilme, bu şekilde bir günü tamamlıyoruz. İbadetlerimiz, kardeşlik hukukunu ihya etme çabamız içerisinde bir günü tamamlıyoruz ve iftara ulaşıyoruz. İşte o noktada evet. iftar çok önemli bir şey. Müftirin, adil devlet başkanının ve mazlumun duasının kabul olabileceği, kesinlikle bu üç kişinin duasının reddedilmeyeceği bir zaman dilimine ulaşmış oluyoruz. Ve müftir dediğimiz, yani iftar, orucunu açan kişi o anda dua ettiği zaman Allah o duaya icabet edeceğini söylüyor. O bir aslında o yarışın, festebikul hayrat yarışının bir mükafatı ve bir bakıma da fe inne hayret zâde et takva, yani gün boyunca azık dediğimiz şey, evet. yiyecek dediğimiz şeyleri kestik ama Allah-u Teala cevap veriyor. En iyi azık zaten takvadır. Öyle değil mi? İşte yani? Sen ona ulaştın deniyor ve artık onunla iftarla biz ne yapıyoruz? Evet. Fıtratımıza en hayırlı azığa, takvaya ulaşmış oluyoruz. Çünkü iftar da aynı zamanda hem orucu açmak demektir, hem fıtrata ulaşmak demektir. Böyle bir nükteyi içeriyor. Tabii o sahurla da gece vaktinde biz onu ne yapıyoruz? Zirveye çıkarmış oluyoruz. Allah'a teslimiyetimizin tevcütle beraber eş zamanlı bir aslında nirengi noktası veya evet. pik yaptığı, zirve yaptığı nokta olarak karşımıza Eyvallah. Çıkıyor Necip Hocam. Eyvallah. Selim Hocam, bu noktada Eyvallah. Bir şey sual etmek isterim. Aslında eser öncesindeki sualim aklımda, ondan vazgeçmiş değilim. Lakin hocamızın, Soner Hocamızın ifadelerinden gönlüme şu geldi. Bir kul imsak anında mı nefsine galebe çalabilecek gücü, kuvveti kendinde bulur? Orucunu muhafaza etme gayretini sürdürüp iftara yaklaşınca mı o iradeyi ortaya koyabilir? Burada bir kıyas yapmak mümkün mü efendim? Evet, estağfurullah. Şöyle aslında yani uzun ve meşakkatli bir günün ardında kişi orucun beraberinde getirmiş olduğu zorluklara tahammül ede ede, sabrede ede aslında bir anlamda bir o günlük manevi terbiyesini kemale erdirerek iftar anında Rabbine daha yakındır. Kalbi daha rakiktir, daha incedir. Ve kişinin yani midesi doluyken mi yoksa boşken mi daha Rabbine yakındır sorusu şeklinde ifade edecek olursak, evet. kişinin midesi ne kadar boş olursa kişi o kadar Rabbine daha yakındır. Şimdi siz eserinizi icra etmeden önce Necip Hocam, ben de o kısa ney girizgahını izlerken aslında... Bir neyzen olarak. Estağfurullah. min gayri haddimiz olmayarak şunu hatırladım. Bana o ney taksimi şunu ilham etti. Hani
Bu işin erbabı tabii daha güzel izah eder ama Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de neyin serüveni izah ederken bir bataklık kamışıyken çıkartılan, ondan sonra içindeki kötü malzemelerden boşaltılan, temizlenen, ondan sonra işte hocamın ifade etmiş olduğu meratibün nefs, her bir perdede neydeki bir nefis mertebesini aşan ve ondan sonra da işte ateşte kavrulan ve ondan sonra da terennüm edildikçe Allah'ı hatırlatan bir sazın, bir musiki aletinin serüveniyle aslında nefis terbiyesiyle kemalata ulaşmak isteyen insanın serüveni arasında bir illiyet bağı var aslında. Çok güzel hocam. İnsanoğlu da yani işte sizin eserinize icra ederken ifade ettiğiniz bana Allah'ım gerek dediği o terki terk makamına erişebilmesi için yani dünya nimetlerinden helal olsalar bile zühd adına, hocamın ifade ettiği o ittika ve takva adına yüz çevirebilmesi için belli merhalelerden geçmesi gerekiyor. İşte bulunduğu sosyal çevre şayet insanı günaha teşvik ediyorsa oradan uzaklaşması gerekiyor. İşte Ramazan bu anlamda da bir kalkan aslında. Yani orucu muhafaza edebilme adına, orucu ifsad etmeme adına insanın hem reel dünyada hem sosyal medya dünyasında kötülüklerle arasına bir mesafe koyması gerekiyor. İnsanın gönlünü, kalbini başka insanlara karşı temiz tutarak hüsnü zan beslemesi gerekiyor. Aynı ney serüveninde olduğu gibi. Ve o meratibin nefsi, işte nefsi emmare-i bilsu, nefsi mülhime bizim tasavvuf kitaplarımızda ifade edilen o mertebeleri bir aşabilmesi lazım ki ahlak-ı hamideyle vasıflanan bir insanı kamil olabilsin. İşte aslında bizim bugün aradığımız böyle vasıflara haiz, böyle olgunluğa, böyle kemalata ermiş gönül erlerini dinlemeye muhtaçız. Değil mi Sayın Hocam? Yani gerçekten bugün hikmetli söz söyleyebilecek insanlara dünden olduğundan çok daha fazla muhtaçız. Allah böyle insanımızın, büyüklerimizin, ariflerimizin, bilgelerimizin sayısını arttırsın. Amin. Bizleri de onların yoluna yolcu eylesin inşallah diye amin, dua ediyorum. Oruç da bir hikmet söyleyen büyük bir ulu gibi geliyor değil mi hocam? Evet. Oruç tabii bir hikmetin parçası. Evet. Yani çok önemli bir şey. Oruç hem estetik bir şey hem hikmetli bir şey. Aslında yani siz sanatkarsınız tabii. Sanatkar bir ruha hitap eden bir şey aslında oruç. Yani düşünün çok dolu bir mide veya israf dolu bir hayatın üreteceği şey ile ama belli bir inceliğe, belli bir nezahate ulaşmış bir ruhun üreteceği sanat arasında dağlar kadar fark vardır. Biz bunu ecdadımızdan görüyoruz aslında. Dede efendiler, ıtriler, sadece musikide değil tabii, minyatür sanatında, levniler vesaire bir sürü aslında bizim sanatkarlarımız bu ruh ile ortaya bir takım ürünler koydular. Mesela batıda sanat mimesistir, taklittir. Ama biz Müslümanlar olarak Allah'ın sanatının taklit edilemeyeceğini idrak ederiz ve haddimizi biliriz yani. Ona göre hareket ederiz. Biz Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ı hatırlatmak için sanatı icra ederiz. Yani oruç da aslında bize benzer, belki başka bir yerden benzer kodları veriyor. Yani Müslümanlar şöyle düşündüğü zaman hayatının aslında her veçesinde bütün Müslümanların yapmış oldukları eylemler birbirleriyle aslında puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlıyor. Oruç insanın ruhunu arındırıyor, sanat insanın ruhunu arındırıyor, ilim insanın ruhunu arındırıyor. Hepsi kendi zaviyesinden ama hepsi ahad olan, vahid olan, tek olan Allah'a götürme noktasında bir oluyor. Bu bakımdan aslında orucu biz insanın hayatının bütünlüğünü ifade eden bir kavram olarak ifade edebiliriz. Zaten hocam da sohbetimizin başında ifade ettiği onun günle yakından bir insanın yani hayat döngüsüyle aslında yakından bir ilgisi var. Onun için oruca biz böyle bir mana yüklemeliyiz. Oruç aynı zamanda bir zaman tanzimidir tabii. Evet, hocam. Tabii yani biz
Ramazan ayında belki bir takım başka orucun başını çektiği, itikaf dedik işte, başka ibadetleri oruçta mukabele dedik. Onlarla bir zaman tanzimi düzenlemesi yaptık. O düzenlemeyi biz Allah Resulü'nün belki de Şevval ayını hemen oruçlu geçiren insanlara müjdesi var. Ramazan'ın o bereketini devam ettirmek ve aynı zamanda o programlamayı da devam ettirmeyi öngördüğü için, onu arzuladığı için belki bir bakıma da Şevval orucuna teşvik ediyor. Hmm. Yani bir süreklilik. Yani hocam şöyle mi diyorsunuz? Orucun hayatımızı tanzim etmedeki kazandırdığı disiplini sene boyuna. Sene boyuna taşıyalım. Evet. Burada bitmesin bu iş. Orucun hikmetlerinden bir tanesi. Allah Resulü de böyle yapmış zaten. Onu sürekli bir hale getirmiş. Tabii insanın takati ölçüsünde hep teşvik etmiş. Yani Şevval ayında 6 gün daha tut, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olursun. Yani büyük müjdeler bunlar. Çok da bereketli kazançlar düşündüğümüz zaman. Bütün gün oruçlu, yani bütün sene oruçlu olmak çok zor bir şey olabilir ama bu müjdeleri değerlendirmek lazım. Bunlar Allah Resulü tarafından bizzat sahih hadislerle verilmiş müjdeler. Kadir Gecesi ise bambaşka bir müjde zaten. Tabii. Yani bunu biliyoruz. Ben biraz önce hocama sizin söylediğiniz zaviyeden o yüzden sordum. İşte evet. biz yani haddimiz değil, sanatçıyız. Lakin bu halimizle soruyoruz. İftara da yakın hocam öldüm, bittim, eridim, perişan oldum ya. Demek doğru mudur aslında diye. Aslında kulun o halinde bile bir güzellik var. Değil mi? Necip hocam bir hoşluk var. Rabbimizin yani böyle tabiri caizse mızmızlanan kolundan bile hoşnut olduğunu ifade edebiliriz. Evliyalar arasında biliyorsunuz naz makamı vardır. Ha, tabii. Evet. Naz makamında kişi, derviş ellerini açar ve talebini iğneler. Cevap almadan gitmeyeceğini ifade eder. İşte bu hal üzerinde de yani belki tabii ki yani orucun hikmetleri düşünüldüğü zaman, maddi ve manevi faydaları düşünüldüğü zaman ben birçok insanın hani orucu severek tuttuğunu, belki biyolojik anlamda faydalanmak amacıyla, bugünlerde biliyorsunuz hekimlerimiz sürekli evet. işte aralıklı oruç tutmaktır, diyettir, evet. perhizdir, bunları bahsediyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yani evet. oruca bir yöneliş var, aç kalmaya bir yöneliş var. Alternatif tıpta her zaman zaten birçok hastalığın tedavisinde önerilen bir yöntem. Ama onlar bizim için arızi kazançlar. Bizim için asıl olan işte sahih bir niyetle Allah'a yakın olmak, takvaya erişmek, zahitliğimizi arttırabilmek amacıyla icra ettiğimiz, ifa ettiğimiz bir ibadet. İnşallah Cenab-ı Hak bu şikayetlenen kullarından da evet. onları da hoşgörüyle karşılayacaktır diye dua ediyoruz. Cümlesini kabul edersin. Herkes eşitliyor hocam. Yani ya. Bakıyorsunuz hacda da öyle aslında. Hacda herkes birbirine eşitlenmiş, ihramları giymiş. Eşit yani orada zengini, fakiri falan çok düşünmemek gerekiyor. Oruçta da böyle yani oruç sofrasında herkes eşit, herkes aç. Yani arada bir fark yok. Çok zengin, imkanlara sahip olan bir kişi de aslında kendisini ne yapmış? Yemeden içmeden kesmiş, evet. eşitlenmiş. Bu tabii Allah Resulü'nün bir hadisini akla getiriyor. O hadisi şerifi bilirsiniz. Rubbe eş asa akbere zıltım reyni la yu'be bihi lev aksamadallah ile eberreh der. Allah Resulü bizzat onu lafızlarıyla da söyledim. Çünkü pek çok hadis belki mana olarak gelmiştir ama bu hadis muhtemelen lafzıyla da aynen Allah Resulü'nün mübarek ağızlarından, dudaklarından çıkmış haliyle geldi bize. Yani öyle fakirler vardır ki kapına gelir, pejmürdedir, yüzüne bakmasın ama şöyle bir elini kaldırdığı zaman hemen Allah duasını kabul ediverir dediği şey müftinin yani iftar sofrasına gelen kişinin durumu da aslında bir bakıma bu çok ihlaslı ama fakir elinden bir şey gelmeyen insana benzetiliyor. Eyvallah. Eşitleniyor. Farabat ehlini hor görme diyor hocam. Değil mi efendim? Hocam ben bir eser okuyacağım şimdi izninizle. Tam muhabbet bu noktaya gelmişken hızlıca okuyayım geleyim. Üçüncü eseri de aradan çıkarmış olalım. Buyurun üstadlar.
Bu gece yari gördüm, şükür elhamdülillah. Bu gece yari gördüm, şükür elhamdülillah. Ayağına yüz sürdüm, şükür elhamdülillah. Allah ayağına yüz sürdüm, şükür Barakallah. Allah aşkımızı, muhabbetimizi artırsın. Hasan'cığım gönlüne sağlık, ellerine sağlık. Eyvallah. Siz iftara kadar istirahat edebilirsiniz efendim. Eyvallah. Eyvallah efendim. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Eğlencemiz tevhiddir bizim. Eyvallah efendim. Ne güzel. Dediniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık efendim, olsun inşallah. Ankara'da hazırlıklar nasıl bilmiyorum. Hanım ablalar şimdi son bir dakika kalmış. Böyle iftar sofrasına konulmadıysa sular konuluversin hemen. Zeytinler, hurmalar vesaire ne varsa yeter zaten onlar. Başka yere de gerek yok yani. Cenab-ı Allah tuttuğumuz, tutacağımız oruçları kabul eylesin inşallah. Bu kaldığımız noktadan da devam etmek lazım muhterem hocam inşallah. İftar için, son Ankara iftarı için tabii 30 saniye kadar kalmış ama çok hoş oldu değil mi Soner hocam? Gerçekten. Yine Cenab-ı Allah'a hamdolsun bu sene 4. Ramazan sizinle yine sohbet ediyoruz. Evet, yani sizinle çok, de öyle Selim hocam. Benim için de çok büyük bir keyifti. Yani beraberiz, Allah'ı anıyoruz. Ne kadar güzel. İzleyicilerimiz de inşallah yani keyif alıyorlardır. Sizin güzel musiki icranızda değerli sanatçıların çok hoşuma gitti yani. Eyvallah. Bambaşka bir ortam ve mekan da çok güzel. Evet. Yani. Elhamdülillah. Süleymaniye'deyiz. Ankara için saniyeler, Cenab-ı Allah tuttuğunuz, tutacağınız oruçları kabul eylesin efendim. Bu son saniyelerde biz de duanıza dahil olmayı arzu ederiz. Cenab-ı Allah kabul eylesin efendim. Vakit, zaman, zamandan ve mekandan münezzeh olan Cenab-ı Allah'ın kullarını şekillendirmek için büyük bir muhabbetle, özveriyle hayatlarını devam ettirebilmeleri için yine bir Ramazan hediye ediyor. Ama hocamın da dediği gibi öyle güzel bir hediye ki Süleymaniye ile birlikte gelmiş bir hediye gibi oluyor hocam yani. Hakikaten evet. Öyle. Şimdi siz, ben Süleymaniye'yi müşahede ediyorum, siz aziz İstanbul'u görüyorsunuz. Onun içinde ne güzellikler var. Hikmet dedik eserden önce. Yahya Efendi mesela hemen Boğaz'ın sultanlarından bir tanesi. Evet. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile resmen paslaşıyorlar böyle. Ebu Vefa Hazretleri'nin önünden geçip geldik. Evet. Ya. Acayip bir hikmet. Bu boyut nasıl ifade edilir ya. Selim hocam? Öncelikle yani bu bir hediye ama eyyamen ma'dudat ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Yani evet. Sınırlı sayıda günlerden ibaret bir hediye. Evet. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilmemiz lazım. Bir daha idrak etmesi belki mümkün olmayacak bir zaman dilimi. Nitekim son iki sene içerisinde pandemi sebebiyle birçok dostumuzu, birçok ahbabımızı, yarenimizi kaybettik.
Ama Allah bizlere bu günleri görmeyi nasip eyledi. Bu muhteşem mabedin gölgesinde İstanbul'a nazar ederek bir Ramazan-ı Şerif'te bir iftar programında bizleri bir araya getirdi. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Bu vesileyle kaybettiğimiz, toprağa verdiğimiz bütün hocalarımıza, büyüklerimize ve hasaten vefa destek gruplarında çalışan ve fedai can eden sağlık görevlilerimize, hayatlarını kaybeden bütün kamu görevlilerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Cenab-ı Hak şu anda hastane köşelerinde tedavi bekleyen bütün kardeşlerimize de Ankara'yı bu zaman acil şifalar, kamil şifalar ihsan eylesin diye dua edelim. Bizlere bu günlere erişen kardeşlerimize de inşallah yani Ramazan okulundan hakkıyla istifade edebilmeyi, hikmetleriyle rahm olabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Kur'an'ı bizden müşteki kılmasın. Yani hakikaten Ramazan-ı Şerif geçip de Kur'an'ın kendisinden şikayetçi olacağı bahtsız kullardan eylemesin. Büyüklerin şöyle bir duası var Necip Hocam. Ben de çok sıkça dilime pelesenk ederim. Evet. Allah bizleri Kur'an'ın lafzını hamil, ahkamıyla amil, hikmetiyle kamil eylesin diye dua ederler. Hem Ramazan'ın hem de Kur'an'ın hikmetlerinden hissedar olmayı nasip eylesin. Allah gönlümüze inşirah nasip eylesin. İnşallah amin, bu hikmetleri inşallah görebilelim diye dua edelim. Beraber. Bizim bir de duamız olsun, o da inşallah kabul olsun. Bugünkü iftara zatenizin duasıyla ulaşmayı arzu ederiz, dua ederiz bunun için. Hocam, dua buyursunlar hocam. Soner hocam, şimdi dediniz ya hani aslında vakit planlamasını yapabilmektir oruç. Ben de onu yapmaya çalışıyorum burada. Evet, yani çok, 10 dakika güzel sonrasıyla ilgili hemen bir planlama. Kesinlikle. Ramazan zaten öyle bir yani idrak geliştiriyor insanda. Evet. Ama çok enteresan. Bunu Ramazan'dan sonra unutuyoruz hocam. Ramazan işte biraz öyle yani bir dokunuşla geçiyor. Evet. Ama o dokunuşu da unutmamak için herhalde bazı hatırlayıcı unsurları da yani koymak hayatımıza gerekiyor. İşte Allah Resulü'nün o arada oruçlar tutması veya işte mukabele geleneği Ramazan'a mahsus gibi duruyor ama sonuçta o hatmi şerif şeyini sürekli bir biçimde yapmaya çalışma arzusu, iştiyakı belki hepimizin başında yani bu hayatın koşturmasında biraz Ramazan'ın o dinginliği içerisinde elde ettiğimiz kazanımları unutmak var. Evet ama yani biraz da ne yapmamız lazım? Herhalde Kur'an-ı Kerim'le ünsiyetimizi falan arttırırsak ben kendi adıma konuşuyorum. Haddim değil sizler adına konuşmak. Herhalde o şeyden sıkıntılardan uzaklaşırız. O anafordan uzaklaşırız ve daha o ritmi, hayatın ritmini daha iyi tutturabiliriz diye düşünüyorum şahsen. Hocam buyurun hocam. Affedersiniz hocam. Şimdi hocamın sözlerine tekmile babında. Hocam İslam dünyasında dikkatimi çeken bir şey. Ramazan'ın hemen akabindeki hutbelerin başlığı genelde Feme ve Ba'da Ramazan. Peki Ramazan'dan sonra ne olacak? Allah Allah. Şeklinde oluyor. Ve orada da işte hani hocalar aynı hocamın ifade ettiği gibi Ramazan'da o kazanılan halin nasıl devam ettirebileceği üzerine tavsiyelerde bulunuyorlar. İşte hatimler, Şevval orucu, ondan sonra işte hani Necip Fazıl da diyor ya hacılık Mekke'den döndükten sonra Ramazan da oruç bittikten sonra başlar mealinde ifade ediyor. Hani o halin devam ettirilebilmesi için de kafa yormak gerekiyor, düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor. Biz bunu özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde konuşuyoruz ki hani Ramazan'ın sonunda konuşunca şey olmasın, safsaklanmasın diye değil mi hocam? Eyvallah ömrünüze Ramazan bereket. Ramazan ayı mesela aynı zamanda nezaketi de bize öğretiyor, hatırlatıyor veya. Evet. Değil mi? Yani birisi bize sataştığı zaman biz oruçluyuz, bak ben oruçluyum diyoruz. Ben de şimdi buradan bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Trafikte olanlara mesela aman birbirinize yani klakson çalmayın, birbirinize kötü söz söylemeyin. Değil mi? Evet. Normal beşeri ilişkilerimizi bak Ramazan ayında ne kadar güzel bir kıvama getirdik.
bize yakışan budur. Onu devam ettirelim. Ramazan sonrasında da birbirimizle kucaklaşmayı, birbirimize nezaket göstermeyi tekrar hatırladık. Bunu, bu çıtayı düşürmeyelim, aşağıya çekmeyelim diye ya, temenni ediyorum. Ki özellikle hadis-i şerifte malum valileriniz yalanı ve yalana göre hareket etmeyi bırakmamanın tutulan oruç ne olursa olsun boşuna aç kalmış evet, olmak evet, anlamına geleceğini Allah Resulü ifade ediyor. Öyle değil mi efendim? Kesinlikle. Yani böyle... Yani hoşgörüyü elden bırakarak, yalana ya da farklı kötü hasletlere devam ederek günü geçirmek tabii, hakikaten çok... O çok mekanik bir şey olur evet yani ya, aç kalmak yani o... Öyle yapmıyor seyircilerimiz, olayı biz seyredenler olur. Tabii biliyoruz. Öyle değil, biz teorik konuşuyoruz yani. Evet. Sonuçta Allah Resulü'nün bazı ikazları var. O tür hatalara düşmemek için konuşuyoruz. Tabii. Yoksa insanlarımız elhamdülillah bilinçli yani bunun... Ramazan ibadetinin, orucunun aslında ahlaki erdemlerle beraber bir bütünleşerek değer ifade ettiğini biliyor insanımız. Evet. Elhamdülillah o noktaya geldi. Belki hocam şey ilave etmek lazım. Hani önceki kavimler, önceki milletler ve dinlerdeki oruç türlerinden bir tanesi de söz orucu. Yani söz orucu, yani orada o oruç türünde bir şey yemek ya da içmek değil de... Rabbinin rızasına muvafık olmayan bir şeyi iki dudağın arasından çıkartmamak gayesiyle belli sürelerde tutulan söz orucu. Aslında bizim yani Ramazan orucumuzun içerisinde mündemiş olan bir şey de bu. Evet. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece yemek içmekten imtina etmek değil ama aynı zamanda işte dilin afetlerinden de orucu muhafaza etmeye çalışmak lazım. Belki İşin en zor kısmı da bu çağda çünkü o hakikaten gıybet, nemime, işte laf taşıyıp götürmek, kuğuculuk vesaire o kadar yaygınlaştı, o kadar olağanlaştı ki böyle. Yani dost meclislerinde acaba bu gıybet sayılır mı, sayılmaz mı diye böyle ölçüp tartıp biçen insanın sayımız da azalıyor. Yani evet, en başta kendi nefsimiz. Böyle fütursuzca eleştiriler. Yani eleştiri yapmanın hazzıyla aslında bazen gıybete düştüğümüzün farkına varmıyoruz. Evet. Bu sosyal medyada da bu şekilde. Yani bu kavramları aslında sadece Ramazan'la, oruçla değil de çok sık olarak yani algıların ve ilgilerin ve olguların çok hızlı değiştiği bu dönemde insanın işte gıybet, nemime gibi kavramları çok sıkça hatırlaması gerekiyor. Bilmiyorum hocam ne dersiniz? Yani kesinlikle. Yani gıybet aslında çok lüzumsuz bir iş. İnsana bir faydası olmayan malayaniyat türünden bir şey. Bir de yani bir başkasının günahına üstlenmiş oluyoruz. Ya. Eğer ki bir kardeşimizde yani bir sıkıntı görüyorsak onu sözümüzle, dilimizle falan düzelteceğiz yani elimizle düzelteceğiz. Bunu yapamıyorsak onun hakkında atıp tutmakla düzeltemiyoruz. Hem de kendimiz günaha girmiş oluyoruz. Günahkar oluyoruz. Yani bu çok zararlı bir şey aslında. Aslında sosyal dayanışmayı temin edecek bir ibadet olduğuna göre oruç gıybeti de yapmamak gerektiğine göre elbette ki bir kardeşimizde öyle bir kusur varsa yani ona kendi örnekliğimizle ne yapmalıyız? Yani sen bu hatayı yapma bak böyle yapalım falan demek lazım herhalde. Yani. Ama insan nefsine yenik düşüyor galiba. Böyle evet, çok büyük zaaflar olabilir. Evet. Hocam son 6 dakikaya girdik evet, neredeyse. Aklıma rahmetli Haluk Nurbaki hocam geldi. Evet, Allah rahmet eylesin. Haluk hocamın şöyle bir hasreti var idi rahmetullahi aleyh. Ramazan ayı geldiğinde evinde çokça çiçekler olur. En son imsakta kendisi eğer son lokmasını aldıysa gider böyle usulca çiçeklerin yanına selam vererek yaklaşır. O yeşil renkli bir elinde bir su kabı. Ve besmele ile hadi orucunuz mübarek olsun şimdiden de su verir. Sonra iftar da yine evdedir. Kendisi orucunu açtıktan sonra hadi Cenab-ı Allah kabul etsin diyerek çiçeklerine oruç açtırır. Şimdi bu sadece onun bir ehlullahın ya da bir hikmet ehlinin bir davranışı. Bu bir örneklik. Şu telefona oruç tutturabilir miyiz hocam? Şimdi sosyal medya hesaplarımız oruç tutar mı? Sosyal medya tabii insanın eylemlerinin bir uzantısı olarak belki insanın eylemlerine hani oruç tutturması söz konusuysa
oruç yani o manada teknolojiye de tutturulabilir. Yani ne yapılabilir? Teknolojinin yanlış yönlere gitmesi engellenebilir. Hayırlı işlerde bir vasıta haline dönüştürülebilir. Çünkü insanın emrine verilmiş bir cihaz. Yani o manada ama bu teknolojinin kendi ruhu yok. Yani bu yine elbette insanda bitiyor. Ama şunu hatırlamak lazım. Yani göklerde, yerde olanların hepsi canlı veya cansız, zikir halinde. Yani bütün atomlarıyla, her şeyiyle. Çünkü Allah tarafından yaratılmış, kainat belli bir akış içerisinde Allah'a yöneliyor. Ricat hareketi var kainatın. Yani Allah'a yönelme hareketi var. Dolayısıyla da yani o manada bakınca cansız varlıkların bile taşın, toprağın veya telefonun diyelim, insan eylemlerine ve kainatın tabii akışına bağlı olmak hasebiyle bir orucunun olması gerekir. Telefonun da orucu ne olmalı? Telefonun orucu birbirimizle selamlaşmak, duaları paylaşmak, Kur'an ayetlerini paylaşmak, ilim ehlinin aslında onu doğru yolda kullanması anlamına gelebilir diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Hocam ne der, evet, ne diyorum? Doğru, kesinlikle. Yani aslında hani nasıl ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayına girince hayatının akışında hissedilir bir yavaşlama meydana geliyor. Daha çok ibadat-ı taat ile meşgul oluyorsa, yani bir insanın günümüzde de hani iş güç haricinde Ramazan'ı hakkıyla idrak edebilmesinin ölçütlerinden bir tanesi hayatında ne tür bir değişiklik meydana geldiğini kendi kendine gözlemlemesiyle mümkün olabilecek bir şey. Elbette. Yani bunun içerisinde bu da işte yani sosyal medya mala yani insana bir fayda vermeyen, kendisini birinci derecede ilgilendirmeyen vakit kaybı, ömür hırsızı, dijital eroin artık nasıl tabir ederseniz edin. Birazcık böyle kendisini geriye çekmesiyle bu Ramazan-ı Şerif'in hulul ettiği, gölgesi üzerimize düşürüyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani fark edilmesi lazım. Bunun fark edileceği alanlardan bir tanesi de hani kanaati acizaneme göre sosyal medyadaki aktifliğimizi biraz yavaşlatmamız lazım. Eyvallah. Medyacılar bu işe ne der bilmiyoruz ama en azından Ramazan ayı müddetince gerçekten gıybet, nemime gibi hasretler o dünyada da geçerli. Hiç olmazsa orada biraz yavaşlatmamız olsun gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Soner Hocam, Selim Hocam, Allah razı olsun sizlerden. İzninizle ben programı kapatayım. Sonra duanızla birlikte Ezan-ı Muhammediye vasıl olalım. Evet değerli dostlar, bugün de iftar beklerken programının sonuna geldik. Dakikalar kaldı İstanbul iftarına. Bizleri de duada unutmayın diye istirham ederiz. Sevgili Nur Haktan'ın bereket vaktinde konukları, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Doçent Doktor Fatih Kurt Hocam ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Fatih Koca Üstadım, değerli Nur Haktan'ın misafirleri olacaklar. Muhterem hocamızın duasıyla inşallah iftara vasıl olacağız. Ve tekrar hasreten çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Muhabbet oldu, feyiz oldu. Hakikaten bu vakti sizlerle, sizlerin muhabbetiyle değerlendirmiş olmak, sizlerden hikmet devşirmek, öğrenmek bizleri hakikaten çok mutlu etti. Allah razı olsun. Muhterem hocam, peki, bir dua lütfeder misiniz? Estağfurullah. Amin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbel alemin, bizleri Ramazan-ı Şerif'e eriştirdin, sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla idrak edebilmeyi cümlemize nasip ve müessir eyle. Vücutlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi, aziz yurdumuzu, cennet vatanımızı görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, düşman istilasından hıfz-ı muhafaza eyle. Ümmeti İslam'a imdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında çeşitli sebeplerle tedavi gören bütün kardeşlerimize de acil şifalar, kamil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen gözümüzü, kulağımızı her türlü afetlerden, dilimizi her türlü afetlerden hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen bizleri Kur'an ehli eyle. İhsan ve iman üzere oruç tutabilmeyi cümlemize nasip ve müessir eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbel alemin,
Sen bizleri sırat-ı müstakim üzerine hidayet eyle. Amin. Sen bizleri, ailemizi, çoluk çocuğumuzu, akrabalarımızı her türlü kötülüklerden hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Daha nice Ramazanlara sağlık, sıhhat, afiyet üzere kavuşmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Amin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlu s-salâ. Allahu Ekber La